وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Saldırıla gerçekleşti. Bunların bir tanesi Suropi saldırısıydı. İki gün önce de Diyarbakır'da bir sivil toplum kuruluşuna sahabelere yine bomba atıldı. Gece karanlığında yüzünü, kimliğini gizleyerek karanlık ruhlu insanlar yine karanlık mahfillere hizmet edecek bazı eylemlerin altına imzalarını atıyordu. Niçin bu saldırılar oluyor? İşte geçtiğimiz günlerde yine dün müydü, sanırım önceki gündü, Şanlıurfa'da Saadet Partisi Karaköprü Teşkilatı'na da yine taşlı bir saldırı olmuştu. Bu saldırıların aslında kim tarafından yapıldığı çok gizli değil. Ama bu saldırının sebepleri üzerinde düşündüğümüzde birkaç şey çıkarmamız mümkün. Birkaç sonuca ulaşmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi şudur ki bu saldırıların hepsinin birbirine benzer bir yönü vardır. Nedir bu yön? İslami kimliği ön planda olan kişiler, şahsiyetler veya kurumlara yönelik saldırılar olmaktadır. Yani İslam'a olan bir kin ve düşmanlıktan söz edebiliriz. Bir diye çıkaracağımız sonuçudur. Benzer saldırılar Barınız biz partileşmeden önce Mustazaflar Hareketi olarak veya bunun başını çektiği Peygamber Serdarları platformunun bileşenleri olan birçok derneklere birçok farklı yerde pek çok saldırı olmuştur. Bütün bu saldırıların ortak olan bir yönü şudur. Bu saldırıların hiçbirinin faili bugüne kadar yakalanmamıştır. Bir diğer ortak yoludur. O yüzden bizim düşünce ve kanaatimiz olur. Biz böyle inanıyoruz ki Suropi ilçe teşkilatına atılan bombaların faili Yüksekova'da Musa Zafter Şube Başkan Yardımcısını şehit eden katilleri yakalamak için kılını kıpırdatmayan Yüksekova polisidir. Ondan önce Adana'da onlarca saldırının failini yakalamayan, hatta saldırıya maruz kalan arkadaşlarımızın yakaladığı failleri bile serbest bırakan Adana polisidir. Cizre'deki saldırılarla ilgili etkili bir soruşturma yapmayan Cizre polisidir. Ceylanpınar ilçe binamızın açılışından sadece 3 gün sonra o binayı yakmaya çalışan, oraya molotof atan saldırganlarla ilgili kendi vazifesini yapmayan Ceylanpınar polisidir. Ve elbette bunların hepsinin başında, hepsinden sorumlu olan İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı'nın da amiri olan Başbakan'dır. Birkaç gün önce Bingöl cezaevinde 18 tane mahkum, daha doğrusu 4 mahkum ile 14 tutuklu firar etti. Firar eden mahkumlar ormanlık alana kaçtı. Onları aramak bir nevi samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi. Ama bu firar olayının üzerinden henüz 24 saat geçmeden firar edenlerin 17 tanesi yakalandı. Bu bize bir şey gösteriyor. Demek ki ciddiyetle işin üzerine eğildiğinde devlet sonuç alabiliyor. Peki partimize ve partileşmeden önce derneğimize
yapılan onlarca saldırıdan hiçbir tanesinin faili yakalanmaz mı? Eğer yapılan saldırıların %50'si bile aydınlatılmış olsa, failleri yakalanmış olsaydı belki biz bu düşünceye varmayacaktık. Diyecektik ki bir çaba gösterildi, bunların bir kısmı aydınlatıldı, mümkündür. Yani bütün imkanlar kullanılsa, bütün şartlar zorlansa bile bazı olaylar aydınlatılabilir, bu doğaldır. Ama hiçbir tane olayın aydınlatılmamış olması bu düşüncemizi pekiştirmektedir. En son Diyarbakır'da Sahabe Dere yapılan saldırının faili de yine biz diyoruz ki önceki saldırıları aydınlatmayan emniyet teşkilatıdır. Eğer Diyarbakır Emniyeti'nin içerisinde de bu cürümleri işleyen çetelerin uzantıları yoksa bu olay aydınlatılır. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Normal bir devlette her vatandaşın can güvenliği, mal emniyeti, nesil emniyeti, din ve akıl emniyeti sağlanmak zorundadır. Eğer siz devlet olarak vatandaşın canını, malını, aklını, neslini, dilini, emniyet altına alamıyorsanız o zaman siz devlet değilsiniz. Eğer siz vatandaşı kendi sorunlarıyla baş başa bırakıyorsanız, eğer siz kendi başının çaresine bak diyorsanız ve daha sonra başının çaresine bakanları da terörist olarak nitelendiriyorsanız bu işte bir yanlışlık var. Buradan sesleniyoruz. Devlet eğer devletse görevini yapsın. İnsanların beklediği ve bizlerin de talep ettiği hürriyet ve adaletin gerçekleşmesine imkan sağlayacak, bunların tesisine yardımcı olacak düzenlemeler gelir. Eğer gelirse, biz baştan beri kuruluşumuzdan bu yana söylediğimiz gibi, doğru kimden gelirse gelsin biz destekçisi olacağız. Yanlışı kim yaparsa yapsın biz karşısında duracağız. Sadece dış askeri müdahalenin bir seçenek olmaktan çıkmış olması yetmez. Suriye'de kan akmaya devam ediyor. İnsanlar birbirini öldürmeye devam ediyor. Olan mazlum insanlara oluyor. Halk perişan. Zaten milyonlarcası hicret etmek, göç etmek zorunda kalmış. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Sayın Dışişleri Bakanı ile İranlı mevkidaşlarının Suriye konusunda görüşmeleri, Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan genel kurul toplantısında yine bu konuyla ilgili müzakerelerin yapılmış olması, bu işin müzakere yoluyla kan akmasının durmasının sağlanması, masa tarafında toplanarak konuşması yoluyla sağlanabilir. Hep beraber bekliyoruz, dua ediyoruz. İnşallah Suriye'deki fitne ateşi sönme yolunda, yani ateşin azalması yolunda bir ilerleme kaydedilir. Ve orada daha fazla kan akmasının önüne geçilir. Öte yandan Mısır'da askeri junta tutuklama furyalarını, zulümlerini bütün hızıyla sürdürmektedir. Ve gündemden de düşmüşe benziyor. Yani artık insanlar Mısır'ı daha az konuşuyor. Diğer coğrafyalardaki sorunlar bir nevi onun önüne perde gibi olmuş. Ama biz Mısır'ı unutmayacağız. Ve unutturmamamız lazım.